Değerli izleyenler, Survivor'da yıldızı bir türlü barışmayan Ebru Öztürk ve Eda Akkaya yarışmadan sonra nasıl kanka oldu? Bodrum'da buluştuğumuz ünlü ikilinin açıklamalarını izliyoruz. Lafı niye çarpıyorsun? Yoksa lafı niye çarpıyorsun? Burası olimpiyat değil. Ben de biliyorum. Birinci sessiz bir yüksel. O zaman sinirlendi de beni. Ya hepimiz yapıyorsak Eda lütfen var bir her şey karışma deme ya. Beraber yapıyoruz. Ben de yemek istiyorum. Gelmeyecek bir şeyi. Tamam. Survivor adasının yıldızı barışmayan iki ismi Ebru Öztürk ve Eda Akkaya nasıl dost oldu? Adada çok iyi değildik ama... Ebru Öztürk'ün ailesi neden kızlarının Survivor'dan elenmesini istedi? Babamlar, annemler elenmemi istemişler. Survivor'ın en sivri dilli yarışmacılarından lafını sakınmayan Eda... Bırak bırak, dün de bırak diyorsun, bugün de bırak. Yemek ortak yapılır. Herkes beraber yapar. Sakinliğini korumayı başarsa da sözünü esirgemeyen Ebru... Gülme, sırıtma. Terbiyeli ol hanımefendi ol. Ben terbiyeliyim. Hanımefendi ol. Terbiyemi bozma. Survivor adasının iki güzeli, ünlüler takımının yıldızı barışmayan iki yarışmacısı Ebru Öztürk ve Eda Akkaya. Ebru önde. Issız adada pek yan yana gelmemeye özen gösteren, hararetli tartışmaların tarafları olan Ebru Öztürk ve Eda Akkaya ana karaya basıp stresi de üzerlerinden atınca dost olmuşlar. Güzel Ebru iyi tatil geçmiyor. Arkadaşıymış. Vallahi evet. Adada çok iyi değildik ama sonrasında bayağı iyi bir arkadaşız. Sadece buzları eritmekle kalmamışlar, kanka da olmuşlar. Şu an gerçekten Survivor'dan sonra görüştüğüm birkaç isimden biri Eda. Aynen öyle. İyi anlaşıyoruz. Şimdi Bodrum'da tatildeler. Birbirleriyle öyle iyi vakit geçiriyorlarmış ki tatili uzatmaya bile karar vermişler. Normalde 2 ya da 3 haftaydı ama uzatmayı düşünüyoruz büyük ihtimalle. Yani iş oldukça gidip geleceğiz, yani öyle karar verdik. Issız adada zor şartlarda yaşam mücadelesi veren yarışmacılar iğne ipliğe dönmüştü. Daha kısa uyuyup ama daha net uyumaya başardık. Survivor'ın başından beri dokunulmazlık oyunlarına bambaşka bir gayretle saldırdım. Yarışma biter bitmez yarışmacıların çoğu kendini hasret duydukları yemeklere verip yavaş yavaş kilo almaya başladı. Ama anlaşılan Ebru Öztürk ada standartlarında yemek yemeye, daha doğrusu yememeye devam ediyor. Baksanıza bir kilo bile almamış. Ya Ebru sen hani nasıl almadın, neden böyle Ebru oldu falan dedi. Ebru biz o konuda hiç soru falan sormuyoruz. Hatta fiziğini de görmezden geliyoruz. Çünkü hepimiz kilo aldık. Bu arada Ebru Öztürk'ten bir de itiraf geliyor. Görüşmelerde de bana dediler, bak gerçekten çok aç kalacaksınız, yapabilecek misiniz? Yapacaksınız hani, iyi düşün de. Ben de şey dedim, ya ben zaten normalde de yemek yemiyorum ki. Yani yaparım ama gerçekten... Öyle mi? Öyle değilmiş. Ben orada en çok açım, açım, açım diye bağıran insandım. Gerçekten dönünce değerini anlıyorsun yani. Ebru Öztürk zaten Survivor'dan önce de çok zayıftı. Ama adada bir deri bir kemiğe döndü. Bu durum ailesini öyle üzmüş ki kızları elensin diye dua eder hale gelmişler. Çok zayıfladı, elensin artık falan diye babamlar, annemler elenmemi istemişler. Korkmuşlar çünkü gerçekten de öyleymiş. Ben farkında değilim ama yarışmacıların arasında, gönüllüler de, ünlüler de aralarında en zayıf kilo kaybı olarak benmişim. Peki tüm bu zorluk şartlara rağmen bir daha Survivor adasına gitmek ister misiniz? Geçen gün Ebru'yla bunu konuştuk, kesinlikle bir daha giderim. Gideriz. Ebru'luktan falan filan değil, acı çekmeni. Acı çekiyorum yani. Açlık çekiyorum. Yaptığımız birkaç hatayı yapmazdık tabii herhalde. Daha farklı, daha bilinçli yani. Deneyimli olarak deneyimli giderdik. Olarak giderdik. Survivor adasından döner dönmez iş teklifleri yağmaya başlamış Eda Akkaya'ya. Hatta yakında ekranda görecekmişiz kendisini. Yeni sezona başlayacak bir tane dönem dizisi olabilir. Belki de normal kanal ismi vermeyeyim ama çok heyecanlıyım. Çok güzel gençlik projelerinden bir tanesi de olabilir. Hatta tatilin bir bölümünü de senaryo okumaya ayırmışlar. Şu an senaryo okuyorum zaten. Bakacağız. İnşallah anlaşırız biriyle. Ama yeni sezona büyük ihtimalle ikimiz de bomba gibi geliyoruz.